Değerli arkadaşlarım, Libya sendromuna devam ediyorum. Çok önemli konular. Bizim çocuklarımıza tamamen yalan ve yanlış olarak ezberletilen, hiç anlatılmayan, hiçbir akademik, analitik içeriği olmayan ders kitaplarımızın, konularımızın burada açıklamasını yapacağım, bilgi vereceğim. Evet, Libya'da Birinci Dünya Savaşı operasyonu soykırım başlamadan önce bir takım operasyonlar, girişimler oldu. İttihat Terakki diye bir parti, bu parti Osmanlı topraklarında kuruldu. Fransız İhtilali'nden sonra tüm dünyaya yayılan Masonik örgütlerinden, gizli ezoterik Yahudiler, tabi bu safaratlar ve ondan sonra dünyaya yayılanlar aracılığıyla Osmanlı devletlerinde örgütlendiler. İbrahim Temo adlı bir Romanyalı Yahudinin liderliğinde tüm Masonlar bir örgüt kurdular. Bu örgütün adı İttihat Terakki'dir. İttihat Terakki'de 3-5 tane Müslümanı göstermelik vitrine koydular ama İttihat Terakki'nin tüm üyeleri, tüm omurgası tamamen Yahudi Masonlardan oluşuyordu. Ve bunların bir gizli nüfusu vardı, ezoterik gizli Yahudi nüfusu vardı. Osmanlı'da yüzlerce yabancı okullar bunları eğitiyordu. Osmanlı'da Müslümanların, Türklerin veya de diğer Müslüman tebaanın cahil kalması için 1865'te medreselerden fen bilimlerini kaldırdılar. Sinsice ülkeyi ele geçirdiler. İkinci bölümde zaten Osmanlı'daki bu süreci anlatacağım ve Balkan Savaşı ile bağlantılarını izah edeceğim. Şimdi işte bu Kabala'ya inanan Mason Yahudi örgütü, partisi, İttihat Terakki, Birinci Dünya Savaşı'nda soykırım operasyonu gerçekleştirdi. Millete bu Çanakkale, Sarıkamış, Sina, Yemen savaş olarak dayatıldı, yutturuldu. Gerçekte bunlar birer soykırım operasyonudur. Amerika'nın yönettiği, Fransa'nın, Almanya'nın ve İngiltere gibi ezoterik Yahudi devletlerin Osmanlı Devleti'ni yıkmak ve tebaasını sindirmek ve imha etmek için Müslüman sosyal yapısını çökertmek için yaptıkları bir soykırım operasyonudur. Bu soykırım operasyonuna hazırlıklar yapıldı. Stajlar ya, tecrübe kazanmak için. Efendim Libya tam anlamında bir soykırım testidir. Soykırım stajıdır. İşte bu stajı göreceğiz. Stajı sorgulamasını yapacağız. Şimdi İttihat Terakki, şimdinin CHP'si, o zaman İttihat Terakki'si, efendim 1909'da devlet eli geçirince Avrupalılara derhal İtalyanlara 12 adayı hediye etti. Eliyle teslim etti, hiç savaşmadan. Girit adasını Yunanlara verdi. Girit hemen anında savaşmadan elimizden çıktı. Selanik yine aynı şekilde iddiatçılar hiç savaşmadan elleriyle teslim ettiler. Balkan Savaşı denen soykırım senaryosunda. Ondan önce Selanik'ten önce 12 adalar ve Girit elden çıktı. Makedonya, Avusturya, Macaristan devleti tarafından işgal edildi, ele geçirildi. İddiatçılar bunları hiç savaşmadan verdiler. En son Trablusgarp'ı, Libya'yı hediye ettiler. Kim aracıyla? Üstadları Emanuel Karasu, İtalyan vatandaşı. Daha sonra İttihat Terakki'nin ruhani lideri, asıl lideri Emanuel Karasu'nun aracılığıyla Libya'yı verdiler. Ülkeyi sattılar yani. Kimler? CHP'nin atası, dedesi, babası İttihat Terakki. Şimdi aynı İttihat Terakki'nin kurmayları karadan ve denizden giderek Fisan çölünde Arap Bedevileri örgütleyip Libya'yı kurtarmak, 80 bin kişilik İtalyan ordusuna teslim ettikleri Libya'yı geri almak gibi bir yalanla nereye? Libya'ya gittiler. Kimler? İddiatçıların formatladığı, hazırladığı, düzenlediği bir kadro, ekip. Burada Bedevileri çölde örgütleyecek. 80 bin kişilik bir orduya karşı savaşacaklar. Şimdi bizi ders kitaplarımızı yazan ve bu yazılan yalan ve yanlış bilgileri anayasayla teminat altına alan Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, İttihat Terakki zihniyetine soruyorum.
Siz 12 adaları İtalyanlara teslim ettiniz. Girit'i Yunanlara teslim ettiniz. Makedonya'yı Avusturya Macarlarına teslim ettiniz. Niçin buralarda savaşmadınız da hiç savaşmadan teslim ettiniz de 4500 kilometrelik yolu Mısır Kahire üzerinden gelip Trablusgarplara karşı hiç Türkçe bilmeyen, Arapça konuşan Arap Bedevilerini örgütleyip savaştınız? Bunun cevabını verin. Ve çocuklarımıza Libya Savaşı ve kahramanlığı diye ezberletmekten vazgeçin. Evet. Nasıl olur da yine bu iddiaçıların, bu kadronun, bu masonik kadronun gemiyle gelerek İskenderiye Limanı'na çıkması, burada İngilizlerin kontrol altındaki bir liman, koruması altındaki askerlerinin koruduğu bir limanı, sokaktan topladığımız 3-5 tane serseriyle teslim alıp buradaki geminin silahlarıyla İskenderiye Limanı'na inmesi, Kahire'den trene binerek İngazi'ye kadar gitmesi, bunu nasıl organize, bu akla uyar mı? Bizim bir limanımıza yabancı bir devletin bir gemisi gelecek, silahlarıyla beraber askerleri indirecek ve bunu sokak çocuklarıyla biz bertaraf edeceğiz. Bunu açıklasınlar. Yine Yahudi, Sebataist, Fevzi Mardini yapıyor bunu. Buna bir cevap verin. Evet. Niçin Trablusgarp'ta Enver Paşa ve diğer iddiatçı Yahudi kökenli ve Mason komutanlar örgütledikleri Müslüman Bedevileri ileriye sürerken niçin çadırları belirli kazanıyor? Niçin 2 kilometreden çok görünebilecek bir şekilde arz ediliyor? Oysa komutanların çadırları düşmanın en azabına görünür yerde olmaz. Gizlenir, saklanır, kamuflaj yapılır. Niçin Araplara görmedikleri düşmana karşı saldırttınız ve hepsi de imha edildi? Yoksa burada öğrendiğiniz ileri sürülen kitleleri, askerleri, Müslümanların topyekun imha edilmesini Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sina'da, Yemen'de, Galicia'da uyguladınız mı? İtalyanların dostu, İtalyan şeyhin, Borgia Misho'nun ve Emeno Karasu'nun çocukları, eğittiği, Masonluca eğittiği iddiaçılar, Risorti Locası'nın üstadının eğitim, niçin 5000-4000 kilometre gelip de İtalyanlara karşı savaştılar? İtalyanlara karşı savaştılar. Bunun mantığını bir açıklar mısınız? Çok önemli bir konu. Cumhuriyet Halk Parti'nin babası, dedesi İttihat Terakki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kurucu üyeleri İttihat Parti üyesidir. İttihat Terakki Parti. İttihat Terakki'nin partisinin içerisinde soykırıma uğramamış, Malta'ya koruma altına alınmamış iddiatçılar, Masonik Yahudiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve CHP'nin kurucusu statüsünü aldı. CHP'nin kurucularının hepsi de Masondur ve Yahudidir. Masonluk bir Yahudi tarikatıdır. Emre Avşar, Cumhuriyeti Kuran Masonlar adlı kitabında bunu alenen görürsünüz. Tek tek açıklanmıştır. Hepsi de Masondur, Yahudidir, kriptodur. Pekala. Bu CHP'liler, CHP'lilerin atası, dedesi İtalya'ya, Roma'ya bir elçi atadılar. Metrisalem, Yahudi. Metrisalem, Nathan, Roma valisi Emeno Karasu organize olarak Libya'yı teslim ettiler. Bu teslimin, bu sunuşun, bu ikramın karşılığı bazı mahfillerde 15 bin Amerikan dolarının bankalarda Selanik'e getirilerek Mason biraderlere dağıtıldığını söylenmektedir. Tabii bu bir söylenti, bir kaynak. Ancak CHP ve onun dedesi İttihat Terakki'ye soruyoruz. İstanbul'dan Libya'daki silahları tamir edilecek bahanesiyle niçin İstanbul'a çektiniz? Libya'daki askerlerin yarından fazlasını niçin Yemen'e gönderdiniz? Buraya askerden boşalttığınız ardından İtalya elini kolunu sallayarak girdi. Niye önceden burayı boşalttınız?
Burada daha sonra gelip sözde burayı kurtarmak için Arap Bedevileri gönderdiğiniz kriptolar, ezoterikler, masonlar buraya niçin geldi? Evet, buraya Müslümanları ileri sürüp kırmak, soykırım temel ilkesidir mason tarikatının. Mason mabetlerin soykırım temel imanıdır. Evrimini tamamlamamış Yahudi olmayanların topyekun imhası onlar için kutsal bir haktır. Çünkü Darwin evrim teorisinin yazan yorumlayan Darwin bir hahamdır. Sulalesi, amcası, babası hahamdır. Bize filozof diye kakaladığımız adamlar birer hahamdır, yalancıdır, sahtekardır. Soykırımı meşrulaştırmak için bilimsel olarak sözleşen evrim teorisi tüm dünyaya diktetmişlerdir. Evrim teorisinin temel bir sonu budur. Yani evrimin tamamlanmamış insanların itlaf olması, tehdit edilmesi, eğitilmesi, bu yönde de soykırımla imha edilmesi bunların temel doktrinidir. Tabi kimse soykırım demiyor. Kimse, herkes eğitilecek. Nereye gelecek? Efendilerine, tanrıları, Yahudilere adapte olacaklar. Kaygıları bu. Şimdi Cevat İrfan Atalan yazıyor bunu kitabında. Birinci Dünya Savaşı'nın Yahudi kabalist doktrininden rical eden milis general Cevat İrfan Atalan buradaki silah ve askerlerinin boşaldığını yazıyor kitabında. Ve Vebalın kitapları bir daha basılmıyor, okunmuyor, yazılmıyor. Ve buna benzer birçok kitap değiştiriliyor, değiştirilerek yayınlanıyor. Şimdi bu Metrisalem, Roma elçisi, CHP'nin Roma elçisi, İttihat Tarihi'nin Roma elçisi, Lozan Konferansı'nda İtalya temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Lozan'la İtalyanların delegasyonu, İtalya delegasyonu temsilcisi kim? İttihat Terakki'nin, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Roma'ya elçi olarak atadığı adam, Libya'yı teslim eden adam, Metrisalem, CHP'liler, siz Avrupalılara organize çalıp bu milletin soykırım yapıp, bu milletin kanı üzerinde imha operasyonu yapıp, bu ülkeye egemen oldunuz. Ülkenin topraklarını, sermayesini, her yerini üzerinize tapuladınız. Bizi köle yaptınız. İşte beynimize dikte ettiğiniz bu yalanlar Trablusgarp'la başlıyor. Balkan soykırımıyla başlıyor. 1909'da Selanik'ten geldiniz. 1909 31 Mart'ta İstanbul'daki tüm Müslüman ulemayı ve yöneticileri ve Abdülhamid'in Yıldız Teşkilatı'nı katlettiniz, idam ettiniz. Niçin? Gerici diye, gerici ayaklanmasını bastırdık dediniz. Peki, İstanbul'da gerici bir ayaklanma var, İstanbul'da gerici bir nüfus var. 4500 kilometre gelerek Fizan Çölü'ndeki çarşafla gezen Arap Bedeviler çok mu ilericiydi, onlar için buraya kadar savaşa geldiniz? Söylüyorum ben size. Selanik'ten İstanbul'a, İstanbul'u gericilerden kurtarmak için geldiniz. Peki Libya çöllerine, Fizan çöllerine çarşafla gezmek zorunda kalan çölün sıcağından çarşafla Müslümanları mı kurtarmaya geldiniz? Niçin geldiniz? Kime karşı? Laik ve modern İtalyanlara karşı savaşmaya. Hani siz laiklik bayrağınızda? Hani siz ilericiydiniz, gericilere düşmandınız? Buradaki Türk olduğu için, Müslüman olduğunuz için on binlerce insana katliam yaptınız. Peki burada katliam yaparken burada Müslümanları öldürmek için niye o kadar zahmete girdiniz? Hayır, Müslümanları örgütleyip İtalyanları önüne sürdünüz. İtalya önüne sürdünüz ve onları katlettiniz. Bunu tecrübe kazandınız ve tüm Çanakkale'de niçin Türk ordularının komutanları Yahudi, Otto Limon von Sanders? Niye Çanakkale ordularının, Türk ordularının komutanı, başkomutanı bir Alman Yahudisi Otto Limon von Sanders? Genelkurmay Başkanı, Osmanlı Genelkurmay Başkanı Bronsat Scherlendorf, Alman Yahudisi. Onun altındaki tüm subaylar Yahudi kökenli. Çanakkale'yi Mustafa Kemal Atatürk'e mal ettiniz. Mustafa Kemal Atatürk 5 yıl Kabala eğitimi almış. Haham Şimon Zivi'den Cemaat ve Tarikat Okulu Mahalle Mektebi, Haham Şimon Zivi'nin okulu Şems Efendi'den eğitim almış. Çanakkale'deki komutanların hepsi Yahudi, Kabalist. Hepsi de
Yahudi devletlerinin, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın bir numara gönülden adamları. Ama ölenler hepsi Türk. 57. alayda Mustafa Kemal Atatürk komuta ederken tüm Herat ölüyor, sadece Mustafa Kemal Atatürk yaşıyor. Buradaki sırrı çözmemiz lazım. Evet, demek ki Çanakkale'de Müslümanı Türk'ü sürüyorlar. Onlar da sömürgelerden getirdikleri, ölülmesi gereken, egemenlikleri için tehlikeli olan, ölmesi gereken zeki ve kabiliyetli insanlar ileri sürüyor. Ve burada 500 bin diyorlar. Bana göre 1 milyon Müslüman ve 1 milyon sömürgeye gelen garip zavallı insanlar katlediliyor, soykırım. Anadolu'da Türk kanının tamamen imha edilmesinin ilk adımıdır bunlar. İşte sadece Çanakkale'de değil, Libya'da kazandıkları bu tecrübe her yerde uyguluyorlar. Peki bu tecrübeyi kimler kazanıyor? Bakın, Libya'da, Pisa'da Arapları kurtarmaya gidenler kimler? Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı oluyor. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün hocası Rabbi Shimon Zvi'nin torunu Ilgaz Zorlu, İsrail'de ilahiyat okudu. Haham oldu, Yakubilerin hahamı. Evet, kimlermiş bunlar? Bakıyoruz, Halil Kurt, Mason Yahudi Enver Kurt'un kendinden küçük amcası. 30 yaşında general oluyor. Irak'ta Türk ordusunu alıp Zaros dağlarına götürüyor. Burada itlaf olmasını, açlıktan, kıtlıktan itlaf olmasını sağlıyor. Ve Hindistan'a sefere çıkıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Irak'tan, Zaros dağlarından İran'a girecek, Abadan'dan, daha sonra Deşti Kebir'den, ondan sonra Belucistan, Pakistan, Hindistan. Tam 5000-6000 kilometreye yaya gidecek ve Hindistan'ı kurtaracak. Adama deli derler. Ama bunlar Hindistan Fatih'i dediler. Kolç Paşa diyor Osmanlı. Bu adam buna karşı gelince boğup öldürdüler, kalp krizinden öldürdüler. Ardından Halil Kut orduyu alıp Kirmanşah'a kadar gitti. Ne zaman ki İngilizler bir taş atmadan Bağdat'a girdiler, Halil Paşa geri döndü, Musul'a geldi. Yani Osmanlı ordusunu dağlara sürüyorlar, Bağdat'a giriyor İngilizler. Bile Kutul Amara'ya çıkarttılar. Gelen Hindularla Müslümanları kırdılar, soykırım yaptılar. Adını da Kutul Amara Zaferi dediler. Adamlar, iddiaçılar tamamen İngilizlere çalıştı ya. Başlarında bir Alman vardı, Alman kabul etmedi bu soykırımı. Adamı tuttular, öldürdüler. Hala bizimkiler Kutul Amara şu. Kutul Amara'da sözde teslim aldıkları Tavsentler'le İngiliz general İstanbul'a geldi, Büyükada'da 4 sene kaldı ve bu ülkedeki Müslümanların, Türklerin soykırımı katledilmesini yönetti. Daha sonra Armageddon denilen zırhlıda Honduras'ı imzalayan Yahudi Rauf Orbay, Aşhavura Rauf, Hüseyin Rauf Orbay, bunun dostu ve aldığı direktiflerine gitti orada. Çok vahim bir İngiliz Yahudilerin sunmadığı bir takım maddeleri buraya arz etti. Evet, neymiş? Kutulamara. Hiç aslı astarı yok. Tam bir katliam, soykırım. Evet, İngilizler Musul'u ve Bağdat'ı taş atmadan elleriyle aldılar. Çünkü bu Halil Kurt. Evet, Mustafa Kemal Öke, Masonların ruhani lideri, Yahudi, Galata'lı. Kuşçubaşı Eşref, Yunan tarafına geçerek Müslüman sivilleri katleden adam. Yunan ordusuyla omuz omuza savaş yapan, bugün hala milli kahraman diye dayatılıyor bize. Yahudi kökenli. Çerkez Reşit, Çerkez Ethem'in kardeşi, Çerkez Ethem'le beraber Yunan saflarına girip Ege'de Türkleri, Müslümanları, Türkleri daha süren adam. Katliam yapan, soykırım yapan bir Yahudi. Yahudi Papa Eftim'in him komşusu, Çerkez Ethem'in kardeşi, Çerkez Reşit burada soykırım nasıl yapıyor? Staja gidiyor. Mısri ve Çerkez Reşit Arapları sırt üstü bırakıyor, yem olarak bırakıyor, İtalya'ya kaçıyor. Daha sonra söylendi gayet çıkıyor, zavallılar İtalya'dan para aldı. Lan İtalya'dan para almak için mi gittiniz siz? Zaten gelmişti İtalya'dan para. Savaşmaya gittiniz. İkisi de Yahudi kökenli. İkisi de Türk düşmanı, Çerkez Reşit Yunan saflarına katıldı. Eşref gibi, Çerkez Ethem gibi. Bir de Çerkez lakabı kullanıyorlar. Çünkü burada bir Yahudi devleti kuracaklar, adına Çerkez diyecekler, kendilerini gizleyeceklerdi. Ali Fuat Cebesey başbakan oldu. Bakın buraya gidenler hepsi bir makam sahibi. Refik Saydam başbakan oldu. Refik Saydam sene 1942'de zavallı Musevi, yani Yahudi olmayan, pagan olmayan Museviler gemiyle geldiler İstanbul yakınlarına burada.
Türkiye'ye giriş izni verenin hepsi de gemide açlıktan öldü. Boğularak öldü gemide. Bunu Refik Saylam yaptı. Hazar Yahudilere, Türkler, Museviler, Başbakan. Evet. İşte Enver Paşa, Türk soykırımından mesul lider, soykırımcı, 100 bin Müslümanı bir gecede katleden adam. Mason Yahudi, soykırımcı. Bizimkiler hala milliyetçi diye, CHP hala bu adamı Türk milliyetçisi diye dayatıyor, kakalıyor. Tabii Nuri Nazar'ın kurduğu örgüt de bunu böyle kabul ediyor. Evet, çok önemli. Burada başladık. Balkan soykırımında devam edeceğiz. Hepiniz hoşça kalın.